GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirecek olursak, genel anlamda piyasalarda risk iştahının azalmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa endekslerinde satıcılı bir seyir bu sabah izlenirken ABD tarafında ise vadeli işlemlerde eksi de açılışlara işaret ettiğini görüyoruz. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi son zamanlarda oldukça gündemde yer alan Ukrayna'ya ilişkin gelişmelerdi. Özellikle silahlı kişilerin Kırım Parlamentosu'nda ve hükümet binasını ele geçirdiği yönündeki basına yansıyan haberler piyasalarda risk işlerinin azalmasını tetikleyen ana nokta olarak dikkat çekti. Bu bunun tarafına Rusya'dan da yine açıklamalar geldi ve e, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldığı iddia edilen bir açıklamada jetlerin, Rusya jetlerinin savaş uçaklarının sınır bölgesinde sürekli olarak devreye uçuşu yaptığına yönelik haberler basında yer aldı. Bu gelişmeler piyasalarda genel anlamda bir miktar e, daha güvenli varlıklarda kalma isteğini. E, tetikledi diyebiliriz para birimleri tarafındaysa görece olarak yen ve frank gibi güvenli görülen para birimlerinin değer kazandığını görüyoruz e, özellikle frank euro karşısında nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyelerine kadar e, yükseldi yen tarafındaysa bu gece açıklanacak Japonya'nın enflasyon rakamları öncesinde dolar karşısında değer kazandığını görebiliyoruz. Günün ilk yarısında izlediğimiz verilerde Türkiye için açıklanan tüketici güveni verisinin düştüğünü gördük. 69.2 ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi tüketici güveni. Bunun yanında yine Avrupa tarafından gelen rakamlarda dikkat çekti. Fakat piyasaların genel anlamda FED Başkanı Janet Yellen'ın bu akşam Senato'da yapacağı tanıklığının ön plana çıktığını ve bunun merakla beklendiğini ifade edebiliriz. Günün devamındaki ekonomik verileri ve gelişmeleri değerlendirecek olursak saat 3'te öncelikle Almanya'nın genel CPI verisi gelecek ki gündüz açıklanan sabah saatlerindeki Almanya'dan gelen bölgesel enflasyon rakamlarının bir miktar gerilemeye işaret ettiğini gördük ve yarın açıklanacak Euro bölgesi geneli için görülecek rakam öncesinde bu veriler etkili oluyor ve Euro tarafında da daha önceden genişlemeci para politikaları tarafında adım atması, adım atacağı atacağıyla spekülasyonlar yer alan e, Avrupa Merkez Bankası'nın beklentilerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz ki Euro'da dolar karşısında kayıplar görüldü. E, diğer taraftan ABD ile ilgili e, dayanıklı ve çekirdek dayanıklı mal siparişleri verileri gündemde olacak. E, bu rakamlar geçtiğimiz aylarda özellikle e, olumsuz bir ekonomik gidişata işaret etmişti ki. ABD'de son iki ayda yaşanan en soğuk kış şartlarının bunda etkili olduğunu ifade edebiliriz. İstihdam talepleri verisi yine haftalık e, işsizlik haklarından yararlanmak isteyen Amerikalıların sayısını gösterecek ve yakından takip edilecek. Günün en önemli gelişmesinin bahsettiğimiz gibi Janet Yellen'ın Senato'nun bankacılık komitesinde yapacağı sunumunun olduğunu ifade edebiliriz. Janet Yellen'ın daha önceki yaptığı temsilciler meclisindeki konuşmasından farklı olarak konuşuyoruz. E, ifadeler kullanması beklenmiyor ancak özellikle faiz oranı konusunda, tahvil alımları konusunda ve işsizlik oranı eşiği hakkında değerlendirmelerde bulunması halinde piyasalarda doların fiyatında etkili olabilir. Bu açıdan dikkatle takip edilecek Janet Yellen'ın tanıklı. Daha sonra akşam saatlerinde yine yarım saat sonra Janet Yellen'ın konuşmasından FOMC üyesi Fisher'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Yeni güne geçmeden önce de 23.45'te Yeni Zelanda'dan ülkenin para biriminin değeri üzerinde etkili olabilecek yapı uygunlukları verisinin inceleyeceğini, izleneceğini ifade edebiliriz. Genel anlamda e, temel faktörleri değerlendirdiğimizde bu şekilde toparlayabiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.